Herkese selamlar, merhabalar. Benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hemen tarife geçeceğiz. Bugün ben sizlerle çok çok faydalı, hem cilt için, hem güzelliğimiz için, hem de sağlığımız için çok çok faydalı bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Hemen tarife geçiyoruz. Ondan sonra uygulamasına da geleceğiz. Alalım taze biberiyeden 4-5 dal ve biberiyenin yapraklarını ayırıyoruz. Sonra alıyoruz şöyle 4 dal aloe vera alıyorum. Aloe veralarımızı doğrayalım. Doğradığımız aloe verayı ve biberiye yapraklarını bir karıştırıcıya yerleştirelim arkadaşlar. Blenderimize yerleştiriyoruz. Daha büyük karıştırıcıya yerleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü biraz küçük geldi. Taze biberiye bulamazsanız arkadaşlar, kurutulmuş biberiyeden 3 çorba kaşığı ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı kurutulmuş biberiye eklememiz mümkündür. Eğer taze biberi bulamazsak. Şimdi de buraya elma sirkesi ekleyeceğiz. Çok faydalı, elma sirkesinden mutlaka eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağı veya şöyle söyleyeyim 100 mililitre elma sirkesi alalım ve karıştırıcıya ekleyelim. Şimdi bir süzgeç alalım. Süzgecin üzerine gazlı bez, gazlı kumaş serelim. Ve hazırladığımız biberiye ve aloe vera elma sirkesinden hazırladığımız tentürümüzü, karışımımızı süzüp alıyoruz. Ondan sonra bu karışımımıza zeytinyağı, saf zeytinyağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Saf zeytinyağından 100 mililitre ekliyoruz. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz hepsini. Ve bir cam kavanozumuza aktarıyoruz. Kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz. Ve karanlık ortam yaratarak, yani bir havluya sararak bu tentürümüzü bir de buz dolabında 7 veya 10 gün bekletiyoruz. Ondan sonra tentürümüz hazır olacaktır. Mutlaka
karanlık ve serin ortam olması gerekiyor arkadaşlar. 7-10 gün bekletelim. 7-10 gün beklettikten sonra evet, tentürümüz kullanıma hazırdır. Evet arkadaşlar, tarifi izlediniz, gördünüz. Çok basit, evde hazırlayabiliriz ama muhteşem faydasını göreceksiniz bu tariften. Alalım şimdi 7-10 gün karanlık ve serin ortamda beklettikten sonra alıyoruz. Sabah aç karnına bir çorba kaşığı tentürümüzden alalım ve içelim. Ardından da bir bardak ılık su içelim arkadaşlar. Bir, bunu böyle bu şekilde kullanalım ve aynı zamanda da bu tentürümüzü, bu yaptığımız karışımımızı kemik eklemlerine ve varisli damarlar oluşan yerlere mutlaka uygulayalım. Akşamları sürelim. Sabah da sürebiliriz. Zaten bu emilip gidecektir. İsterseniz, dilerseniz bir günde 3 veya 4 defa bu tentürümüzü uygulayabiliriz cildimize. Varisler oluştuğu yerlere, eklemlere, dizlere, bileklere, bütün eklemler nerede ağrı hissediyorsak o yerlere uygulayabiliriz. Ayak parmaklarımıza da uygulayalım arkadaşlar. Kemikteki oluşan kireçlenme, kemiklere kolajen yetişmezliğinden oluşan kireçlenme olur veya eklemler ağrır, sızlar ve böyle dizlerimiz ağrır, yürüyemeyiz bazen olur. O zaman bu tentürümüzü alıp bir de uygulayalım o yerlerimize, ağrıyan, sızlayan yerlerimize. Muhteşem bir şekilde eklemlerin çalışmasına, elastik halde olmasına, eklemler hareket halde olmasına çok iyi yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda da içip de uygulayabiliriz arkadaşlar. Tentürümüzü buzdolabında saklamaya devam ediyoruz. İçip kullanıp uyguladıktan sonra alıyoruz. Tekrar kapağını kapatıp buzdolabında saklayabiliriz. Bu tentürümüz bitene kadar kullanabilirsiniz. Eğer gerek duyarsanız tabii ki de tekrar hazırlayıp tekrar aynı kursu tekrarlayabilirsiniz. Evet, sizlerle faydalı videolarımı paylaşmaktan çok mutluluk duyarım. Kendinize çok iyi bakınız. Sizleri çok seviyorum. Sorularınızı yine tabii ki de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Güzel dileklerinizi de yazabilirsiniz. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, videomu izlediğiniz için, güzel yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.